Fransız yapıyor, Ermenisi yapıyor, işte İsrailisi yapıyor, Yunanı yapıyor, Mendesi yapıyor. Peki tamam da bu insansız hava aracının yerlisi yok mudur? Biz yapıyoruz. Ben hayatımı bu konuya adadım. Zamanla bunun toplumsallaşması gerektiğini anladık. Yani bu mücadeleyi verirken tek başına uçak yapmayla, en karmaşık diferansiyel denklemleri çözmeyle çok alakası olmadığını anladım. Ve bu maksatla Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nı kurduk. Çünkü bütün büyük işler takımla yapılıyor. Damat olduktan sonra Zeytin Dalı Harekatı'nda hangarda 4 ay yattım. Uçağın başından 100 metre uzaklaşmadım. Tutuyorsunuz diyorsunuz ki sen şöyle yaptın. Ya ben para verdim ya, emek verdim. Paranın da kıymeti yok ki. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Yurt dışına staj yapmaya gidiyorum. Burada çalışacağım proje insansız hava aracı. Benim model uçaklara merakım var. Robotik alanında zaten kendiliğimden bir ilgim var mühendis olarak. Fransız yapıyor. Ermenisi yapıyor, işte İsrailisi yapıyor, Yunanı yapıyor, Mendesi yapıyor. Peki tamam da bu insansız hava aracının yerlisi yok mudur? Biz de yapıyoruz. Ben hayatımı bu konuya adadım. Vardır. Ülkemizin ilk milli taktik sınıfı insansız hava aracı. Havacılığa gönül veren Özdemir Bayraktar ve 3 oğlunun geliştirdiği milli insansız hava aracı Bayraktar TSK'nın envanterine girdi. Bir mühendis baba ve 3 mühendis oğlu tarafından muhakkak biz bunu ülkemizde rahatlıkla yaparız. Biz yönüyle biz başladık çalışmaya. Yine insansız hava aracı haberi var sırada. Bu kez mevzu düşme, düşürülme ya da zorunlu iniş değil. Türk mühendisler şimdi de casus uçak üretmeyi başardı. Seri üretime hazır hale geldi. Görüyorsunuz bizim insanımız bunları yapıyor. Türkiye bu noktada 5 sene içerisinde şu projeyi desteklenirse dünyada bir numara olabilir. Bizim ilk uçuşu yapmamızla birlikte büyük heyecan duyuldu tabii. Ve dendi ki bu alanda muhakkak biz milli olarak üreteceğiz. Türkiye'nin kendi imkanlarıyla ürettiği Türk mühendis ve teknisyenlerin emeğiyle ortaya çıkan insansız hava aracı. Taktik insansız hava aracı Bayraktar artık göreve hazır. İşte projenin arkasındaki isim 30 yaşındaki mühendis Selçuk Bayraktar. Selçuk in a very unusual, typical approach, he said that I want to be first person that does probation flying experiment. We'll still be an enormous asset for his professional future as he works on developing unmanned aviation in Turkey. One of the worst things you can, or best things you can say to Selçuk is, this is impossible, it cannot be done. He would be in the lab day and night trying to prove you wrong, and most of the time, biz yola çıktığımızda dedik ki ne yapıyorsak muhakkak milli ve özgün olacak ve kendimize ait olacak. İşte Türk mühendislerinin geliştirdiği ilk insansız helikopter sistemi Malazgirt. O çekirdek gün be gün büyüyerek işte Akıncı'ya geldi. Asıl kritik husus bu sistemlerin gövde aksamı değil, elektronik ve yazılım aksamı. Bütün elektroniği, bütün yazılımı, bütün aerodinamik aksamı milli ve özgün bir şekilde tasarlanmış bir sistemdir. Bu tür yüksek teknolojiyle özellikle savunma sanayi alanında yurt dışından tedarik etmeye kalktığınızda en az 3-4 katına daha düşük fonksiyonlara sahip ancak alabiliyordunuz. Artık kopma noktasına geldiğiniz yerler oluyor ama annemizin bize vasiyet ettiği bir söz bize bu zor anlarda dayanma gücünü hep verdi. Oğullarım, bu geliştirdiğimiz teknolojiyi her türlü engellemelere, entrika ve yıldırma politikalarına rağmen Türk ordusunun şerefli evlatlarının hizmetine sunmamanız halinde sizleri başarısız addedeceğimin bilinmesini süt hakkım olarak niyaz ediyorum. Anneniz. Düne kadar hayaldi belki, bugün gerçek oldu. Türkiye şu an büyük bir gururu yaşıyor. Hem çıktığı yükseklik hem de havada kalma süresiyle rekor kıran yerli İHA Bayraktar gelişmeye de devam ediyor. 2014'ten beri TSK envanterinde göklerde görev başında. Kah Irak'ta, kah Suriye'de, teröristlerin inlerinin tepesinde. %100 yerli silahlarla da donatılabilen Bayraktar, ülkemiz için büyük önem taşıyan operasyonların en önemli unsuru olarak dikkat çekiyor. Kann aber natürlich auch als Waffe eingesetzt werden. The TB2s, which I think are very valuable. We need to look at the lessons of others. Look how Turkey has been operating in Libya, where it has used the Baraka TB2 UAV since mid-2019. Geldiğimiz noktayı tüm dünya takdir eder olurlar. Bu çalışmalar tabii uzun soluklu. Siz bir vizyon koyuyorsunuz, belki 10 sene bekliyorsunuz, ondan sonra sonuç ortaya çıkıyor. Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını daha yukarıya taşımayı hedefliyoruz.
αλλά η Τουρκία έχει προχωρήσει πάρα πολύ στο θέμα της κατασκευής όπλων. Άμαλου τεάρα γδίδα έκδαδου άκουα, εσμάχα Bayraktar Akinci. Είπαμε, είναι μη επανδρομένα. Türk mühendis ve teknisyenlerin emeğiyle 4 yılda üretildi. 24 saatten fazla havada kalıyor. Yaklaşık 12 bin metre yüksekliğe çıkıyor. Artık hiçbir yer teröristler için güvenli değil. Herhangi bir noktada ordumuz için uzak değil. Akıncı aslında tümüyle Türk mühendislerini hem elektroniğini hem yazılımını hem aerodinamiğini hem mekaniğini yaptığı bir eser. Envantere girecek olan Bayraktar Akıncı uzun bir mücadelenin sonucu. Evet, Akıncı bir sonuç ama kesinlikle bir son değil. Milli teknoloji hamlesi bilimsel ve teknolojik gelişmelerdeki tekelleşmeye karşı bir duruş ve güçlü bir itirazdır. Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest İstanbul basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. İnsan sevdiğinin peşinden gider. Havacılığı, pilot olmayı seveceğiz ki uçak yapalım. Astronot olmak isteyeceğiz, yıldızları seveceğiz ki uzaya çıkalım, uzay araçları geliştirelim. İşte Teknofest, ülkemiz milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi yolunda gereken toplumsal seferberliğin ilk adımıdır. Bütün bu gayretlerimiz, bütün bu emek sadece üreten değil, ecdadı gibi göğe bakıp hayal kuran, araştıran, geliştiren ve üreten bir gençliğe sahip tam bağımsız ve güçlü bir Türkiye için. Günlerce konuşuldu, yazıldı, çizildi. Beklenen gün geldi. Kapılarını bugün ziyaretçileri açtı. Bu muhteşem görüntülerin mimarı Sayın Selçuk Bayraktar. Benim için de bir tutki gibi başladı havacılık ve bugün ülkemiz Allah'a şükür milli İHA'larımıza, SİHA'larımıza sahip. İstiyoruz ki genç kardeşlerimiz hem havacılığı sevsinler hem uzayı sevsinler. Milli teknoloji hamlesi hedefleri doğrultusunda inşallah ülkemizi hak ettiği yere getirsinler. O anlamda büyük bir coşkuyla festivalimiz bugün başladı. 7'den 70'e tüm milletimizi aile boyu değil sülale boyu festivalimize bekliyoruz. Tabii ki bir çiçekle bahar gelecekti. Türkiye'nin on binlerce Selçuk Bayraktar'dan daha yetenekli genci var. Asıl mesele bunların önünü açabilmek. En az futbolcular kadar ilgi görsünler istiyoruz. Beni de insansız hava araçlarını sürükleyen havacılık tutkusu. Bakın geçiyorsun Salat Türk'ü. Arka tarafta Akıncı'yı görüyorsunuz. Bu yüz binlerce satır yazılımdan oluşan, on binlerce parçadan oluşan bir sistem. Dünya muharebe tarihini değiştirecek. Peki orada bir tane üçgen bir takoz var. O kadarcık takoz koyduğunuzda Akıncı hiçbir yere gidemiyor. Bizim başarmaya çalıştığımız şey de hem zihinsel, hem bürokratik, hem ideal, hem kültürel ne kadar engel varsa kaldırıp yol almasını, onların uçmasını sağlamak. Bu festivalin de hedefi bu. Teknofest bir paradigma dönüşümü. Ezerfen Ahmet Çelebi ilk uçanlardan ama sürülüyor. Legari roket denemesini yapıyor. Onu da sürüyoruz. Uzay gözlemevi yapıyoruz. Sopa tutup yıkıyoruz. Üzerine geliyor montaj sanayi. Veri ile dışarıya bağımlı. Fikrin üretilmediği. Tüm toplum hep beraber kaybediyor. Fakirleşiyorsunuz. Teknikte geri düşüyorsunuz. Egemenliğinizi ortadan yavaş yavaş kalkmaya başlıyor. Şimdi biz bunun akışını terse çevirmek istiyoruz. Bizim dönemimizde ancak Avrupa yapar, Batı yapar. Duygusu vardı. Şimdi öyle değil. Biz yaparız, başarırız. İnancı oluştu. Bu anlamda zihinsel bir devrim. Devrimler biliyorsunuz sert olur. Bu tümüyle coşturarak, sevdirerek bir festivalle kurgulanmış fikirsel devrim. Burada gördüğüm beni gururlandırdı. Bana cesaret verdi. Gençlerimize çok teşekkür ederim. Çok çalışın. İşler iyi gitmediğinde inatçı olun. Fatih'in dediği gibi ya ben onu alırım ya o beni alır. En son olarak memleket sevgisini unutmayın. Teknofest bir hayalle başlamıştı. Bir seferberlikle 5. yılına ulaştı. Yurt dışına bağımlı olmaya direnen gençlerimizin dünyaya buradayız dediği en büyük platform. Dün de, bugün de, gelecekte bizlere dikensiz bir gül bahçesi vaat etmiyor. Önemli olan pes etmeden, yılmadan mücadeleye devam etmek. Bunun için güçlü bir inanç ve etik ve ahlaktan asla ayrılmadan sonuna kadar mücadeleyi sürdürmeliyiz. Bu toprakların bizlere yüklemiş olduğu sorumluluk çok büyük. İlk iş olarak bu öğrenilmiş çaresizliği, bu mandacı zihniyeti yıkmamız gerekiyordu. Acaba kabul görecek mi, birileri engelleyecek mi endişesiyle ama asla ümitsizliğe kapılmadan, vazgeçmeden çok çalıştık. 2005'te yaptığımız Bayraktar Minio demosunda da ifade etmiştim. O günden bu yana inancım hiç değişmedi. Yine aynı şekilde bir kez daha altını çizerek tarihe not düşmek istiyorum. Ülkemizin bu alanda önü kesilmezse ve bu alandaki çalışmalar aynı kararlılıkla devam ederse Türkiye bu teknolojide dünyanın bir numaralı ülkesi olur.
Ne yapıyoruz? Milli ve özgün insan savunucu. Niye milli? Tetik mekanik değil artık. Arada bir karar verecek. Milli olmayacak olursa tam olarak ne yapacağından %100 emin olamazsın. Özellikle üniversite yıllarında en iyi mühendisler olursak bütün problemleri zaten çözeriz. Ne var ki? Öyle zannediyorum. Sevgili genç kardeşlerim, bir mücadele veriyorsanız keskin bir zekaya sahip olmanız, en iyi donanımlarla donatılmış olmanız asla yeterli değil. Cesur bir yüreğiniz, güçlü bir bileğiniz olacak. Hak bildiğiniz yoldan dönmeden doğrular için savaşmaya devam etmelisiniz. Zamanla bunun toplumsallaşması gerektiğini anladık. Yani bu mücadeleyi verirken tek başına uçak yapmayla, en karmaşık diferansiyel denklemleri çözmeyle çok alakası olmadığını anladım. Ve bu maksatla Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nı kurduk. Çünkü bütün büyük işler takımla yapılıyor. Zaten bu işler büyük paralarla yapılmaz. Büyük inançlarla, büyük motivasyonlarla, büyük ideallerle yapılıyor. Bu ruhla yapılıyor bütün bu işler. Tutuyorsunuz siz karalamaya kalkıyorsunuz. Bu insana çok ağrına gidiyor. Eğitim gören çocuklar var, bunlar ümit bağlamışlar. Belki bu çocuklar İASİ'ye yapacak. Biz hayatımızı koymuşuz. Benim 4 senem Güneydoğu'da geçti. 40 metrekare bir odada 10 sene yaşadım. Damat olduktan sonra Zeytin Dalı Harekatı'nda hangarda 4 ay yattım. Uçağın başından 100 metre uzaklaşmadım. Tutuyorsunuz diyorsunuz ki sen şöyle yaptın. Ya ben para verdim ya, emek verdim. Paranın da kıymeti yok ki. Derdimiz büyük. Yola çıktığımızda bu kadar büyük olduğunu bilseydik belki bu kadar cesaretimiz olmazdı. Biz bir aile olarak bir anlamda bu verdiğimiz mücadeleyi veriyoruz. Elbette babam çok iyi bir mühendis. Halen daha bizimle çalışıyor. Annem de öyle. Kıncı'nın o kavramsal tasarımı, kendine has görüntüsü Özdemir Bayraktar'a ait. Ne olursa olsun bir teknoloji geliştiriyorsanız muhakkak milli ve kendinize güvenerek bunu yapın. Daha önemlisi bunu hangi ahlakla yaptınız? Muhakkak dost doğru yoldan giderek, adalete, ahlaka riayet ederek ne yapıyorsanız yapın. Bunun ötesinde insanoğlu zaten hep kendini önceleyen bir varlık. Kendinizden öte ailenizi, ailenizden öte cemiyetinizi, cemiyetinizden öte toplumunuzu, toplumunuzdan öte milletinizi, milletinizden de öte tüm insanlığın faydasını düşünerek yürütün bütün çalışmalarınızı. Yerli ve milli savunma sanayinin öncüsü, İHA ve SİHA'ların fikir babası Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı. Babam canımızdan kıymetli. Bir tarafta babamızdı, bir tarafta arkadaşımızdı. Aynı zamanda rehberimizdi, ilham kaynağımızdı. En yakın dava ve yol arkadaşımızdı. 20 sene önce insansız hava araçları yolculuğuna çıktığımızda yapılamaz, bizler yapamayız dediği dönemde inandığı doğrudan, bildiği hak yoldan dosdoğru dimdik giderek Allah'ın izniyle ülkemizi bu alanda dünyada lider ülkelerden bir haline getirdi. Babamın en büyük bize kattığı ve bunun yanında milli teknoloji hamlesine gönül vermiş binlerce, yüz binlerce gencimize aşıladığı en büyük değer de bu oldu. Biz inanıyoruz ki onun açtığı yolda yetişecek, nice eserler çıkacak. Hayatımızın sonuna kadar aynı şekilde, aynı değerlerle dosdoğru devam edeceğiz. Rabbim inşallah cennetinde bizleri komşu eyler. Tekrardan tüm cemaatin, buradaki herkesin haklarını helal etmesini. Türkiye bu noktada 5 sene içerisinde şu proje desteklenirse dünyada bir numara olabilir. Çok rahat olabilir, ben size söylüyorum. Çünkü 10 sene sonra gelecek şeyi ben yapıyorum veya benim gibi arkadaşlar yapıyor. Hayatımı bu konuya adım. 4 senedir bu konuda konuşuyorum. Bizim için çalışma alanı unutmuş oldum. Ama Türkiye'de mesela nasıl seçimleri? Şu anteni Türkiye'de bulamıyoruz. Şu anten bir metal parçası. Bir tane bile yok Türkiye'de. Burada da öğretmiş. Çok basit bir anten bu. Hiçbir özel değil. Ama bütün bunların yani, oluşması için böyle projeler çok kritik. Bu bize bir fırsat olmuş oldu. Bu yüzden destekleyen herkese gönülden teşekkürlerimi size iletiyorum. Bir gün yine dolu dizgin atlarımızla yerden 7 kat arşa kanatlandık o hızla. Cennette bugün gülleri açmış görürüz de hala o kızıl hatıra gitmez gözümüzde. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik.